Bez Bebeği Yağmuru, Ah Nerede'nin Burçak'ı, oyuncu Asena Keskinci bir başka YouTube kanalında İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Keskinci, Ah Nerede'nin erken yaptığı finalden Nuri Bilge Ceylan ile Ahlat Ağacı serüvenine, küçüklüğünden itibaren tattığı ün kavramından gelecek hayallerine kadar birçok farklı konuda samimi açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, Masumiyet setinde karavanda yaşadığı tatsız anıdan da bahsetti. Şimdi küçüklükten beri o tanınma, işte ön kavramına nail olmuş biri olarak şöhret olma, popüler olma gibi kavramlara nasıl baktığını merak ediyorum. Şimdi şöyle, küçükken ben hiç böyle popüler olmak, şöhret olmak falan gibi yetiştirilmedim ve bir noktaya kadar da bunu hiç kavramadım. O yüzden böyle bu insanların ilk buna farklı bakıldığını ben insanlardan öğrendim. Çünkü ne ailem söyledi, ne set içinde öğrendim. Farklı insanlardan bunun, tırnak içinde söylüyorum, manavlıktan farklı bakıldığını öğrendim. Yani onunla fotoğraf çekilmiyor da benimle çekiliyor, Allah Allah falan diye. Dolayısıyla belli bir yaşa kadar benim için dünyanın en standart şeyiydi. Hani tabii ki 5 yaşında öyle demiyor insan ama o mantıkla bir yerde iş yapıyoruz ya falan. Hani öyleydim. Ama sonradan öğrendim bunun başka bakıldığını. Çok keyifli yanları var. Çünkü başka bir işi yaptığın vakit bunun takdirini sokaktaki herkesten almıyorsun. Ama bu işte sokaktaki herhangi birisi seni, mesela yani yolda yürüyorum, bir tane teyze geliyor yanıma, al yanak diyor ki, aa ne kadar tatlım diyor, kızım diyor, işte diyor, çok beğeniyoruz seni diyor. Mutlu eden bir şey. Başka bir iş yapıyor olsaydım bu olmazdı. Ama tabii ki bunun dezavantajları da şöyle var. Ama ben bunu asla keşke olmasaydı böyle bir şey olarak yorumlamıyorum da, keşke böyle bir tepki olmasa buna karşı olarak yorumluyorum. Her şeyi yapabileceğini sanan, daha böyle arada hala ekran gören insanlar var. Bir gün karavanda oturuyorum. Böyle cam açık falan. Yandan birisi geçti. Aa dedi, sen dedi, işte dedi, o zaman Masumiyet çekiliyor burada. Yanında da kızı var ve gayet tatlı bir sohbet edeceğimizi zannederken kızına döndü, şey dedi. Normalde o kadar çirkin değil. Aa yani mesela bu tarz şeyler, evet yani bunlar keşke olmasa. Evet, evet. Çünkü normal bir insanın bunu yapamaz. Kesinlikle. Ama arada hala ekran olduğunu düşünüyor bazen bazı kimseler. Sonra nasıl diyalog devam etti? Gittiler mi? Sonra git... falan şoktasın diye kaldım ha. Sonra yürüye yürüye gittiler yani. Benim hakkımda tartışmaya başladı. Çok enteresan. Çok enteresan ben, evet. Gerçekten. Şimdi klasik sorularıma geçiyorum Asena. Her gelen konuğuma sorduğum. Mutlaka birlikte rol almak istediğin, karşılıklı oynamak istediğin biri var mı? Haluk Bilginer'i çok... Evet. Duyurulur. Haluk Bilginer çok istiyorum. Çok istiyorum ama. Çoğu cevap da burada Haluk Bilginer oluyor. Evet. Herkese ellerim falan. Şaka. Açık meydan okuduk. En çok okuduk. Ben istiyorum. Peki. Bugüne dek çalışmaktan en keyif aldığın oyuncuyu sorsam? Aa çok ayıp. Söyleyemem ki. Bir sürü var. Aklına gelen çok böyle fazla bir iki ismi alsak. Kişiyi çok seviyorumdur. Dolayısıyla paylaştığım her şey çok güzeldir. Ama oyunculuğundan çok etkilendiğim insanlarla çalışmanın daha mesleki açıdan kıymetli olduğunu düşünüyorum. Mesela beni bu anlamda tabii ki takdiri de bana düşmez, kendini de kanıtlamış harikulade bir oyuncu. Deniz Çakır'ı gördüm ve ben şok olmuştum. Çünkü hani Masumiyet'te herkesin yakınında aynı şekilde dizlerini parçalaya parçalaya oynamaz. Bak gerçekten çok az oyuncu bunu yapar. Ve tüylerim diken diken olmuş demiştim. Yani. Kadın bunu hakkıyla yapıyor ve çok özenmiştim buna. Hiç reddettin ama sonradan reddettiğin, üzüldüğün bir proje oldu mu? Game of Thrones falan. Yok ya. Türk dizi tarihinde keşke ben oynasaydım o karakteri dediğin bir karakter var mı? Ya var. Kim? Var. Ama yani şey değil yani, ben oynasam aynısı olur muydu bilmiyorum. Çünkü kendisi olduğu için o kadar. Meryem Uzerli'nin Hürrem'i bir ikondur. Evet kesinlikle. Çok iyidir. Evet. Yani galiba. O da diziden ayrıldıktan sonra çok büyük bir zaten bir hayal kırıklığı da oluşmuştu çoğu izleyicide. Tabii ki güzelce çok iyi devam bir etti. Oyuncu geldi yerine tabii, evet. Ama şey, ama çok iyiydi. Ama Hürrem'i onunla sanki aynen, çok meçlemiştik. Meçlemiştik kafamızda. Peki. Asena, en son kimin yerine çok utandın? Şu an kendimin yerine öyle utanıyorum. Başkaları adına çok utanır mısın? Başkaları adına çok utanırım. Bu sunum videoları beni çok utandırıyor. Bu işte ne bileyim şırdancılar, evet, tokatlayan. Ya.
Her şey şova dönüştü. Hiç o, o sadelikte gidip de kimse yemeğini yemiyor artık yani. Sürekli bir üstünde gezinen bir şeyler yapma var. Yapma be kardeşim yani. Ne olur yapma. Asena severlere neler söylemek istersin? Bir fanın karşındaymışçasına kendi kamerana bakarak ne söylemek istersin? Sosyal medyada çok fazla linç var, çok fazla saçma yorum var. Hak etmediğimiz çok fazla şey geliyor başımıza. Ama size çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten asla yalan değil, bu gerçek yani. Nasıl bu kadar uzaktan bir insanı sevebiliyorlar bilmiyorum ama bu sevgi gerçek. Hissediyorum ve ben de sizi seviyorum. Bana güç veriyorsunuz. Teşekkür ederim.